İnsanoğlu normal şartlar altında düşmez, hastalanmaz, bir yere çarpmaz, kaza geçirmez. Nabzımızın hızını kim ayarlıyor? Nefesimizin hızını kim ayarlıyor? Bel fıtığının altındaki duygu kesinlikle maddi kaygılar. Fark ettiği nimetler senin. Fark etmediklerin hayatında gider. Bence onun bedende de karşılığı var. Sadece kalp değil, istediği maddi ferahlığa erişemiyorsa sorun nerede? Bir kişi bağırsak sorunları yaşıyorsa altındaki temel duygusu kim affedemiyorsun diye sorarsın. Kansızlık deyince biz hep şuna bakarız. Babasızlık duygusu vardır. Damar sorunları yaşayanın anne travmaları vardır. Elinizi duvara koyun. Şöyle gözlerinizi kısarak bakmaya çalışın. Elinizin üzerindeki avrayı görebilirsiniz. O yaşadığı travmanın enerjisi kainatta var. DNA ile onun kodları geliyor bana. Şimdi niye böyle elbire ediyor? Çünkü muhatap olduğun insanla mutlaka bir enerji alışıyor. Hmm. Etrafında hep şikayet eden insanlarla görüş. Eninde sonunda şikayet eden birisinde Ölüm anında bakın kalp ölüyor ya. Ha. Ölüm kat Beyin yaşamaya devam ediyor, bir süre. Basitle bakın, burundan nefes al, ağzından ver. Ön beyni ne kadar iyi kullanırsanız o kadar çok bu kainattaki enerjilerle bağ kurarsınız. Şimdi Kontrolcülük mesela, saç beyazlaması ve dökülmesi, dökülmesi mi yapıyor? yapıyor. Kontrol. Efendim merhabalar, Ferda Yıldırım YouTube kanalında yanımda gördüğünüz üzere bir defa konuk ettik ama onu çok sevdiniz. İkinci kere bizimle hemen sizlere tanıtmak isterim. Bilal Can Türk. E, baktığım zaman unvanlarınız, sıfatlarınız biraz fazlaca izninizle onları bir izleyiciye aktarmak isterim. Mesela RDT kurucusu. Ne demek? Hatırlatma babında bir dinleyeceğiz kendisinden. E, aynı zamanda psikolog, yazar, bir asker geçmişi var efendim. O yüzden böyle nefesi falan anlatırken bir asker anlatıyor öyle dinleyin isterim. E, kendisi aynı zamanda nefes ve aktif yaşam koçu eksiğimiz var mı? Yani titrelerin aslında çok bir çok yok. Çok bir önemi yok. Yani Elimizden geldiğince yaptığımız işi iyi yapmaya çalışıyoruz inşallah. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Bir kere daha bizimle olduğunuz için. izlemeyenler varsa olsunlar kanalımda. Birer Can Türk Ferda Yıldırım yazsınlar. Video karşınıza çıkar. Çok enteresan bir videoydu. Oradan zaten bir hatırlatmayla e, açılış yapacağım. Bize geçen programda travmalarımızı nasıl bulacağımızı öğretmişti hatırlatma babında kısacık söyleyelim ama en çok soru şuradan geldi Bilal Bey. Tamam ben travmamı buldum. E nasıl çözeceğim? Evet harika bir soru. Gerçekten bize de bu çok geliyor. Şimdi travmalar olmadan bizim hastalanmayacağımızı daha önce söylemiştik. Evet. Sanayinde. Kesinlikle bir sorun yaşıyorsak yani bir sorunumuz var düşünün. Bu fiziksel bir rahatsızlığımız olabilir, duygusal bir rahatsızlığımız olabilir, psikolojik sorunlar yaşıyor, zihinsel sorunlar yaşıyor. Her ne sorun yaşıyorsak yaşayalım. Bu sorunun bir sebebi olmalı. Doğru mu? Evet. Sebepsiz halk etmiyor. Yani o mucize olur. O da peygamberlere az bir durum. Mutlaka sebebi olmalı. Biz şimdi normal hayatımızda hep sorunlarla uğraşıyoruz. Sebeplerine bakmıyoruz. Şimdi sebepleri çözemezsen sorun hayatında devam edip duruyor. Biz de diyoruz ki buraya bırak. Sebeplere bakalım. Bu sebeplere de bazen yanlış şeylere bakıyoruz. Hep fiziksel durumlara bakıyoruz. Kesinlikle bir sorun varsa o sorunun ne sorunu olsun mutlaka altında duygusal bir nedeni var. Mutlaka. her hastalığın, rahatsızlığın, olumsuzun altında duygusal sebepler Kesinlikle mi var? Kesinlikle çok, çok net iddialı söyleyebilirim. Bir cümle bu. Evet. Bu konuya çok ne söyleyebilirim çünkü bugüne kadar yüz binlerce oldu. Yüz binlerce yaptığımız RDT seansında sorunların sebepleri o travmalar temizlendiğinde iyileşmenin nasıl olduğuna yüz binlerce defa şahit olduk. Öyle hani 3-5 defa demiyorum. O yüzden çok rahat iddialı konuşabiliyorum. İşte travmayı bulmak için de kişi genelde kendine şu soruları sorsa bile hatırlayacaktır. Gözlerini kapattı de ki ben de bu rahatsızlık ne zaman başladı? Ben o dönem neler yaşadım? Kendine sorular sor, bekle. Cevap kendiliğinden gelir. Biz bazen soruyu sorup kendimiz arıyoruz cevabı. Biliyorsunuz beynin çalışmasında da farklı yöntemler. Beyinde düşünmediğinde daha rahat ulaşırsın cevaba. Kendiliğinden gelir. Biz çoğu zaman düşünmeye çalışıyoruz. Neydi, neydi, neydi? Öyle değildir aslında. İnsan çok inanılmaz bir mahlukat. Soracağım insanla ilgili neler soracağım evet. size. İnsanın en büyük özelliklerinden bir tanesi şu hakikaten eşrefi mahlukattır. Kainattır. Bakın bütün kainat. Eğer bir cüz indirseniz insan olur. İnsan açın kainat olur. İspatını da şöyle yapalım. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimede Rabbimiz işte her şeyi yarattık derken demir elementi için diyor ki demiri indirdik. Şimdi oradaki ibare indirdik. Ve bakın bugün bilimde ispatladı ki yeryüzündeki demir cevheri dünyanın mamasına yapısında değil. Uzaydan yine patlayan bir yıldızın neticesinde dünyaya gelmiş. Yani indirilmiş. İndirilmiş. Yani dünyanın özünde var olmayan bir şey ama insanın özünde var. Yani insan tam bir kainattır. Dolayısıyla insan eğer hakikaten kendini iyi okuyabilirse kainattaki bütün veriye ulaşabilir. Bugün Adem Aleyhisselam'dan itibaren bütün konuşulmuş sözler, kelimeler çıkan bütün enerjiler kainatta var olmaya devam ediyor. Yine bugün bilim ispatladı kainat büyüyor mesela. Genişliyor. Değil, genişlemeye evet. devam ediyor. Çünkü allah Teala yaratmaya devam ettikçe bakın var etmek ona mahsus, yok etmek de ona mahsus. Biz yok edemeyiz. Bu da doğru bir kelime değil. Var olmaya devam ediyor. İnsan eğer hakikaten özne ulaşsın, kalbiyle kainattaki bütün verilere ulaşabilir. Dolayısıyla soruların cevapları aslında var kainatta, biz o sorulara ulaşamıyoruz. Peki mesela danışmanlık hizmeti verdiğiniz kişilerde, sorunlarını çözdüğünüz kişilerde dediniz ya, demir indirildi, uzaydan evet. dünyaya geldi, insanda da olmazsa olmaz bir madde. Aynen. Mesela bu eksik olduğunda ne gibi sorunlar çıktı karşınıza? Şimdi, önemli bir şey insanda çünkü Hakikaten çok demir. önemli bir mevzu. Bakın İnsanın hayatındaki en önemli madde kandır. Evet. Demir eksikliğinde kansızlık yaşarız. Kansızlık yaşarız, yaşarız evet. Önemli yok Bu arada kansızlık için başka bir şey söyleyeyim. Bu da araya böyle nasıl geldiyse inşallah. Kansızlık deyince biz hep şuna bakarız. Babasızlık duygusu vardır. Bakın baba ve kan. Aa. Damar annedir, baba kandır. Damar sorunları şeyinin anne travmaları vardır. Baba sorunu, mesela hatta direkt bir hikaye anlatayım burada. Bir danışanım, şimdi beslenme koşulu da yapıyoruz biz danışanlığımıza. Çünkü beslenme düzeltmek elzem bir şey. Sadece... Duygular olmuyor. Kişinin duygularını düzeltiyorsa ama beslenme bozuksa yine travma yaşar. Ve hastalık Kerem yıllardır kansızlık çekiyor. Bir bayan arkadaşımız hemoglobinleri 5'e 6'ya düşüyordu. Tabii ciddi bir sorun bu. Yani hayatı tehlike bile oluşabilir. Beslenmesini düzenliyoruz. Düzenmesi lazım. İşte doktorlar demir ilaçları tabii ilaçlar veriyorlar. Çıkıyor 8-9 küt tekrar. Ve uzun süre böyleydi. Şimdi çok yıllardır danışmanlığını yaptım hocam. En son işte RDT gelişince ki travmaların çözümünde en iyi yöntem olduğunu söylüyorum. Hani bugün yine iddialı konuşacağım ama Danışanlarımız inşallah araştırırlarsa RDT'yi, yani RDT Verse'den rahatlıkla bilgi edinebilirler. RDT dünyanın bilinen en iyi travma temizleme tekniği. Bunu çok rahat söyleyebiliyorum çünkü yüz binlerce deneyimledik ve inanılmaz farklar var. RDT sens dedim ki bu kanserle çalışalım. Baba sonra ne yaşadın dedim. Durdu. Benim babam öldürüldü dedi. 9 yaşındayken öldürülmüş ve babasını kanlar içinde görmüş, vurulmuş. Yine daha ciddi babası travması mı olur? Çalıştık o anları. Sonra tabii hayat boyunca tekrar babası hissettiği anlar bunları çalıştık. Beslenmesini üzerine dedik. Tık 13,5'a çıktık. Hiç daha hayatında görmedi ver başka bir şey yapmadan yani anlatabilir miyim demekse kan babadır. Damar sorunları annedir ve bakın kanın içerisine girdiğiniz zaman demirin nasıl bir yer bugün herkes biliyor değil mi? Demir veriliyor. Aslında insanoğluna biz böyle e, yüzeysel bakıyoruz. İnsan evet. bütün kainat gibi bakmaya başladığımız zaman çözümleri de göreceğiz. İnsanda bir şeyin eksikliği bazen çok büyük sorunlar açar, Fazlalığı da büyük sorunları yaşar. İşte o yüzden diyoruz ki hayat dengedir. Yani Denge. her şeyden dengede doğru. olmak zorunda yani. Doğru, doğru. Peki bunca zamandır bu işi yapıyorsunuz. Dediniz ki bakın bugün de iddialı konuşacağım. Travmaları yok etmede, temizlemede, ortadan kaldırmada, RDT'den daha iyisi yok diyorsunuz. Aynı zamanda derneğin de değil mi? Evet, Kurucu evet. başkanısınız Hayır. yanlış bilmiyorsam. RDT derneğinin. bir insanla ilgili şaşırtsanız... Erdoğan bugüne kadar duyduklarınız ne ki? Bakın insan şöyle bir hazinenin altını nasıl doldurursunuz? Muhteşem bir soru. İki açıdan bahsetmek istiyorum. Bir tanesi şu. Bak, i̇nsanoğlu çoğu zaman onu İnsan hayvandan aşağı olabiliyor. Melekten üstüne olabiliyor. bakın böyle bir skala başka hiçbir yerde yok. Şimdi Rabbim niye böyle bir insana bu kadar skala vermiş? Çok ayrı bir dünya. Önce kendi kıymetini bilecek çoğumuz kendi kıymetimizi bilmiyor. İkincisi şu iddiamız şu ki insanoğlu normal şartlar altında düşmez hastalanmaz, bir yere çarpmaz, kaza geçirmez. Çok ciddi bir idare değil mi? Nasıl olur diyoruz. Bakın hemen ispatını yapalım. Ee, diyelim ki düşme tehlikesi atlarsın. Ayağınız bir yere takılır. Düşme tehlikesi atlasın. Nasıl şöyle hareketler yaparız? Şimdi soru şu. Bu hareketleri düşünerek mi yaptık? Hayır. Kim ayarladı bu hareketleri? Bizi koruyan bir güç var. Farkında mıyız? Ha bu gücü böyle dışarıdan ilahi gibi alıyoruz. Tamam. Her şeyi yaratan vardır ama bizim içimizde bir yazılım var. Otonom sistem dediğimiz. Buna ben hatta şey gibi savunma kalkanıyla geziyoruz aslında. Başka örnekler de vereyim. Bakın her gün milyonlarca mikrop geliyor. Gelmiyor evet, diyebilir miyiz? Evet. Görmüyoruz çünkü bunları. Hastalanmıyoruz. Ne oluyor da? Sorun şu. Ne oluyor da bazen hastalanıyoruz? Aslında genelde hastalanmıyoruz. Düşünmüyoruz. Mesela yaralansak da çok hızlı iyileşiyoruz. Evet. Fakat niye bazı hastalıklarımız iyileşmiyor? Niye? İşte biz bu soruların cevaplarını ararken bulduk. Otonom sistem normal şartlar altında bizi her şeyden korur. Mesela birkaç örnek vereyim bir daha rahat anlaşılsın. Gözlerimiz bizim inanılmaz. Mesela göz dediğimiz biz sadece bakmak istiyoruz. Mercek gibi ayarlanıyor değil mi? Biz ayarlamıyoruz onu. Normalde fotoğraf makinesini düşünün ayarlamanız lazım görüntü netleşimi evet. için. Gözümüz sistem bunu, kendisi yapıyor. Bu sistem işte otonom sistem. Biz sadece görmek istiyoruz. Zannediyoruz ki kontrol bizde. Yani hep konuşuyoruz ya biz bizde değil. Bizde değil mi? Mesela nabzımız bizde mi? Gözümüzü ayarlamıyoruz. Biz sadece bakmak istiyoruz. Biri bizim bakmak istediğimize göre gözümüzün merceğini ayarlıyor. Hatta göz kaslarımızda zor, sorun olur da bu merceği ayarlayamazsak göremiyoruz. <laughs> yani kassal bir durum ama onun da altında travmalar var. Bunun dışında mesela nabzımız atıyor. Nabzımızın hızını kim ayarlıyor? Nefesimizin hızını kim ayarlıyor? Yedik içtik mesela değil mi gün içinde? Bunları sindiriyoruz. Yediğimiz içtiğimiz şeyleri sindirmek için hangi enzimden ne kadar miktarda gerekli? Bunu kim ayarlıyor? Vücudumuzda her gün hormonlar salınıyor. Bütün hormonlar duygularımızdan etkilenir. Bunu herkes biliyor, doğru mu? %100. Bu, bu hormonların ne kadar miktarda nasıl salgılanacağını kim ayarlıyor? Ve bunlar normalde dört 4, -4 çalıştığında insana hiçbir şey olmaz. Hatta yaşadınız mı mesela araba kullanırsınız. Bir tehlike olur kurtarırsınız. Sonra neydi o dersiniz? Görmediğim bir şey nasıl kurtar? Benim de şimdi gören bir şey var, doğru mu? Beni oradan Kesinlikle. kurtarıyor. Kesinlikle. Ya Bilal Bey bir katkı sağlamak istedim. Şimdi belki de benim gibi bunu yaşayanlar vardır. Geçtiğimiz yıl ben artık menopoz evresine girdiğimi düşünüyordum. Tabii dedim ki gideyim bir doktora danışayım. Gerçekten öyle mi, değil mi? Şimdi beden diyor ki, "Hayır, menopoza girmiyorsun." diyor. Ama duygularım ben menopoza girmişim gibi davranıyor. Çünkü duygularımın böyle çok devindiği, dalgalandığı, coştuğu bir evredeydim. Yani bana bunu yaşatan keskin duygularım. geldi. Gel de inanma şimdi. Bak yine spesifik örnekler olur belki hani çünkü anlaşılması zor. Niye? <laughs> Öğretilerimiz var ya bizim. Mesela evet. hastalıkların nedenlerini hep başka sayıyoruz biz. Veya bütün rahatsızlıkları söyleyelim. Hı hı. İşte o asıl sebebinin duygular olduğunu ortaya koyabiliriz. Mesela çok sık yaşanır. Kişi diyor ki işte benim belimde fıtık var. Şimdi bel fıtığı ya yani biz ne yapabiliriz bel fıtığı? Evet. Doktor muyum? Ama şunu çok net biliyorum. Bel fıtığının altındaki duygu kesinlikle maddi kaygılar ya da gelecek kaygılar. Bir gün bir danışanımı getirdiler. O da neden? Başka bir danışımıza seans yapmışız. Dizinde ağrılar varmış, düzelmiş. Başka konulardan. Ya travma gidince vücut kendini toparlayabiliyor çünkü. Tutup getirmişler bel fıtığı var. Dedim ki maddi kaygılar yaşamış olmalı. Biz bunu çalışalım. Şifa doktorların hani hastalığı tedavi edecek onlar. Biz tedavi edemeyiz. Yani bunu da bazen yanlış anlaşılıyor çünkü tamam mı? Biz tedavinin önündeki engelleri kaldırmaya çalışıyoruz travmaları. Her neyse bel fıtığı maddi kaygılar dedim. Kişi böyle yaptı. Ve maddi kaygım yok. Neden peki bel fıtığı oldun? Çimento torbası kaldır. Tamam. Ne iş yapıyorsun? İnşaatta çalışıyorum. çalışıyorum. Kaç kere çimento torbası? Binlerce. Diyelim ki 5000 kere kaldırdın. 5000 çimento torbasının günahı yok. 5000 birincinin günahı ne? Eğer çimento torbası kaldırmak yapsa yapsaydı ilk kaldırdığında da olması lazım. da binlerce kez kaldırdığında da. 5001'cinin günahı şu. Bir dönem yaşadığın maddi kaygılar belini zayıfladı, cimenta torbası tetikçi oldu. İşte gerçek sebep Yine aslında duygu. yaşadığımız duygu. O duyguları çalıştık, yürüyerek çıktık. Bakın arkadaşım desteğiyle gelmişti. Şöyle örnekler oluyor mu? Gerçekten maddi kaygılar güdüp, işte kendini hasta eden, hayatının bereketi olmadığını düşünerek gelenler mutlaka tabii, vardır. Tabii. Şöyle diyebiliyor muyuz? Bu kadar danışanlık hizmetinin sonunda... Hayatında bereket yoksa birinin ya da istediği maddi ferahlığa erişemiyorsa sorun nerede? Burada da mutlaka travmalar veya negatif enerjiler diyelim. Bazen bu travmanın duygusunu biz yaşıyoruz. Evet. Bazen bize dışarıdan başka etkenlerden de gelebiliyor. Bereketi ben çok iyi yaşadığım için şöyle anlatmak istiyorum. Belki olur. Geçmişteki bir ajan, bakın silahlı kuvvetlerde görev yapıyorum. İyi de maaşım var. Hatta sonrasında bir başka işler de yapacağım. İyi para geliyor. Fakat Para durmuyor. Bereket zaten nedir biliyor musunuz bereketin tanımı? Nereden geldiği belli olmayan nimete bereket denir. Nereye gittiği belli olmayan nimete de bereketsizlik denir. Tamam, hani geliyor ama gidiyor. Gidiyor. Gidiş o gidiş. Şimdi bu bereket kavramının altında birçok etken var. Kendimdekini söylemek istiyorum çünkü yaşadım ben. Bugün bakın bereketliydi herkes çalışmalar yapıyor değil mi? Evet. Herkes bir şeyler evet, yapıyor. Hatta olur, bazen bereket çok için şunu yapın diyorlar. Ha, bazen çoğu uygulamalara yani baktığımda da üzülüyorum çünkü yanlış şeyler bile olabilecek durumlar var. Yani inşallah herkes istikamet üzere olsun. Konuşacağız bunların hepsini. Bakın bugün ben buna girmek istiyorum. Enerjinizi kimselere kaptırmayın dedi bir konuğumuz. Muhteşem Çok bir güzel saat. bir cümle. Sizinle de kesinlikle, bunu ilerleyen dakikalarda açmak öyle. isterim. Şimdi ben hakikaten hayatımda hiçbir şey yok. Maddi olarak hiçbir şey gitmiyor. Tutamıyorum. Hep kaybediyorum. O dönem hayatım şöyleydi. Annemle babamla görüşmüyorum. Bir numara sıla gireyim. Gerçekten çok önemli. Evet. Çünkü şeyi zannediyoruz biz. Sıla Rahim ne alakası var? Babamla sorunum var. Baba mesela berekette en önemli figürlerden bir tanesidir. Ne alakası var diyor. Babandan enerji alamayın da şöyle diyor. Şimdi sen böyle durursan ister istemez gider. Yani o frekansın altındasın, düştün. Karşındaki insanların sana güveni çok farklı. Aldatılırsın, çabuk düşersin. Hatta tavizler verirsin sürekli hayatında Sıla Rahim olmaz. Benim öyleydi. Verdiğim tavizler, taviz vermekten kendimi alamadığım için de işler dikiş tutmuyordu. Babamla aramı düzeltmem 6 ay sonra. Hatta hiç unutmuyorum. Lütfen bütün arkadaşlara buradan söyleyeyim. Aradım babamı ilk. Baba dedim sen kimsin dedi suratıma kapattı Şimdi sorsanız ben o zaman haklıyım. Babam da haklı. Ama haklı olmak insanı mutlu ya da huzurlu yapmıyor. Ha, haklısınız diye de bereket size gelmiyor yani o zaman. Yani sı sıla-i rahim farz. Ha. Ha. Şey, Allah-u Teala şöyle demiyor ki. Ee, i̇yi babaya farz kötü babaya değil demiyor ki farz diyor. Dolayısıyla iyi ya da kötü yok. Öf Anne öf öf bile ki. demeyin diyor. Gün, günlerce aradım babamı. Başarıda çok telefonla reddetti kapattı. Bakın en son geldiğimiz nokta şuydu. Biz üç kardeşiz en akılları sensin demeye başlamıştı. Niye? Arayıp sorasın. Fakat bunu niyetle hani sıla Rahim'i düzelteceğiz diye çıktık. Hakikaten hayatım değişmeye başladı. Bir de şuna bakmaları gerekiyor. Sırf sıla Rahim bazen çok şey olur. Yine bereket sorunu olabilir. Bunlardan bir tanesi de şu. Geçmişte yaşadığımız hayal kırıklıkları bizim frekansımız çok. İşle alakalı hayal yaşamışsak, onlardan çıkamamışsak bunları tekrar etmeye başlıyoruz hayatımızda. Bu da ciddi bir bereket sorunu. Bunlar işte çalışılması gereken mevzular. Mutlaka o hayal kırıklarından sıyrılmak gerekiyor. Bir konu daha var. Aslında çok geniş kapsamlı. O da şu aura dediğimiz bir olgu var. İşte bu otonom sistem bizi koruyor dedik ya. Bakın bizim dışımızda bir enerji alanı var. Aura dediğimiz enerji alanı ne kadar büyükse bir bizi o kadar iyi korur. İki başka insanın üzerindeki intibamız o kadar farklı olur. Auramızda kimse görmez. Mesela bir ortama birisi girer böyle herkes ona bakar ya aura güçlüdür. Ya da birine çarparsın bu da burada mı dersin aura yoktur onun. Şimdi aura zayıflıklarında da kişinin iş hayatında da başarılı olması çok zor. Mesela işe alınacak birisi evet. 10 kişi işe başvurmuş işi en iyi bilen alınmaz. Aurası en güçlü olan alınır. Bu kavramı bilmek zorundayız mutlu olacaksak. Biz ona kısmet deriz yani onun kısmetiymiş deriz. Orada aura mı aslında devreye giriyor? Aslında ortaya giriyor. çıkan aura. Şöyle düşünün şimdi iş alacağım 10 tane kişi var karşımda. Aurası dikkat eden kendine bak fiziksel konuşmaz der ki beni al beni ona karşı mail edersin. Ya yani ona, ama aura, dediğin şey görünmez bir görünmez şey. Görünmez ama hissedilir. Nasıl ha, hissediliyor? Şöyle hissediyoruz düşünün şimdi İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde yürüyoruz. Çok evet. kalabalık değil mi orası? Herkes yaşamıştır bu deneyimi. Kalabalığın içerisinde yanından kaç kişi geçti kaç bayan kaç erkek evet. bilmezsin. Kalabalığın içinde yürürsün. Tanıdık biri olunca fark etmeden ona doğru dönersin. Aa. Değil mi? Genellikle evet. onu da sana doğru dönerken. Ha görmedim diyorsun o görmeden değil. Görmezden geldi midir? Nasıl fark ediyorsun? O binlerce kişilik kalabalığın içerisinde tanıdım. Niye? Çünkü onun ağrısını senin avran tanıyor. Tanıyor. Enerjisi olarak tanıyor. otomatik olarak ona dönüyorsun. Yani aslında biz iletişimi aura ile yapıyoruz. Konuşmak bugün beden dili diye bir eğitim var ya. Ne evet. De ki kelimeler %10, beden dili %90 veya %20, %80 diyenler de var. Bana sorarsanız %10 kelimeler, %10 beden dili, %80'i aura. aura. Enerjisel anlaşıyoruz. Mesela birini görürsün, hiçbir şey konuşmamışsın, hiç şey gıcık olabilirsin. Uyuşmadı yani tamam mı? Tamam. Buna diyoruz o enerjiyi sen aurada. Çünkü auralar birbiriyle geldi an hatta çok uzaktan bile olabilir. Aura bazen o kadar geniş olur ki bazı insanlarda kilometreler üzerinden iletişebilirsin. Sizler baktığınızda onu görebiliyor musunuz? Bunu enerji herkes görebilir. Bu zor için. Bir şey değil. Herkes görebilir aurayı. Çok zor bir şey değil. Şöyle gözlerini birazcık kısarak böyle birkaç dakika odaklandığında o görüntü oluşmaya başlar. Yani bunu bu çok zor bir şey değil. Hatta ilk şöyle denesin danışanlarımız. Elinizi duvara koyun. Şöyle gözlerinizi kısarak bakmaya çalışın. Elinizin üzerindeki aurayı görebilirsiniz. Fakat Allah birkaç Allah. dakika bakacağız. Yani. Deneyeceğim ben. Birkaç dakika elinizi bir duvara koyun bir duvara koydunuz, odaklanın. Aynen. Gözünüzü böyle biraz kısarak yani gözün frekansını oynamaya çalışıyorsunuz aslında görebildiği frekans olur ve görülür. Bu çok zor bir şey değil. Bir süre sonra alışıyorsunuz. Baktığınız kişi ağır gibi görmeye başlıyorsunuz. Hani bu da ayrı bir konu yani. Bazı insanların böyle ben yine kısmetliyim. Siz onu düzeltin. Doğrusunu söyleyin lütfen. Estağfurullah. Hani böyle kısmetli zamanları vardır. Üst üste üst üste bazı güzellikler yaşar. Hatta deriz ki Allah verdikçe veriyorsun. Şükürler olsun deriz. O anlarda o insanlar daha öncekinden farklı olarak neyi yapıyor da hayatı müjdelerle doluyor? Ya da biri e, arka arkaya bazı kısmetsizlikler, talihsizlikler yaşıyor. O kadar güzel bir soru sordunuz ki. En çok konuşmayı sevdiğim konulardan bir tanesi Kayda Hanım. Çünkü toplumda şu an bu ciddi bir soru. Ee, bütün nimetlerin bizden uzaklaşmasının bir tane sebebi vardır. Nedir? Şükürsüzlük. Aa. Diyor ki ha, bu muydu? Daha şükür müydü? Hani herkes böyle der sadece şükür. Çok evet, sırada sıradanlaştırdılar bunu muhteşim, ama. Evet çünkü şöyle birçok insan duyuyorum ben bize gülüyor. Hocam ben çok şükrederim diyor. Gerçekten. Çünkü şükrederken şikayet eden bir toplumuz. <laughs> Örnek verelim <laughs> mesela diyor ki nasılsın? E işte buna da şükür. Bunun neresi şükür? Şükür değil Memnun değilim yani. E işte buna da şükür. Bu da geldi nasıl falan. Şükür elhamdülillah diyeceğiz ama hatta dille söyleme. Yani maksat Galiba. nimetleri fark etmektir. Bakın unutmayın çok basit. Fark ettiğin nimetler senindir fark etmediklerin hayatında gider. Şükür farkındalığı arttırıyor. Nimetlere yoğunlaşıyorsun. Eğer hayatında nimetlerin artması istiyorsan mutlaka şükür edeceksin. Ama şükür dilde değil. Bu çok önemli bir konu. Çoğumuz dilde böyle yıllar önce bir hakikaten çok sevdiğim bir ablam Facebook'ta yazmıştı. O zamanlar Instagram çok meşhur değildi. daha böyle yani Facebook dönemleri. Hala unutmuyorum bak. Demişti ki ah bu şükür dilde olduğu kadar kalpte de olsa okuduğum anı bile hatırlıyorum. Nasıl güzel bir cümle dedim ya. Mesela benim hayatımda yer bırakmıştı. Daha sonra sordum. Abla dedim hatırlıyor musun bu yazmışım hatırlamıyor. Dedim benim hayatımda bir iz bıraktı. Muhteşem bir cümle. Çünkü kalpteki şükür o aslında şükredememeyi hissetmekti. Bence onun bedende de karşılığı var. Kesinlikle. Sadece kalp değil. Eldeki şükür. Eğer sen veren eldensen. Bak ciddi söylüyorum. Tecrübeyle sahip. Kesinlikle. Hepiniz yaşamışsınızdır hayatınızda. Eğer böyle cimri mimri parayı elinde tutan kimseyle paylaşmayan bitim. Vallahi Allah bereketinizi alıyor. Eğer verenseniz ama bunu samimiyetle Allah'ım sen bana ben de bir başkasına diye yapabiliyorsanız Allah arttırıyor. Nimetin şükrü kendi nispetinden. Para nimete nail olan paradan verecek. İlim nimetine nail olan ilimden, ilimden verecek. verecek. Yani her şeyde mesela sağlık nimetine nail olan bedeni nimetle bir şey yapacak. Yani birilerine yardımcı olacak. Birini karşıdan karşıya geçirmek bile sadakadır ve nimetin şükrüdür. Çünkü sana biri yürüyemiyor sen yürüyebiliyorsun değil mi? O yürümenin şükrünü yapmış oluyorsun. Ama bunu söylemeden burada çok bir şey var. Söylemem gereken bir konu var. Öyle bir toplumuz ki çok şükür bugün de hayrımızı yaptık. Değil Söyleme Söylememek. Bazıları da söylenmesini salık veriyor mesela. Şimdi söylenmesinin bir yerde uygunluğu var sadece. Mesela birine yardım toplanacak. Hani bu kadar verdik örnek olalım daha çok toplansın diye. Onun dışında Salim verdiğini sol el bilmeyecek. Yoksa bu sefer şükür o. olmuyor. Niye? Ee, ne cömert Destin'den adam, ne cömert onu? adam desinler diye vermiş oluyoruz. Diyorlar karşında alıyoruz. Bir şey kalmıyor ondan sonra. Bu şimdi <laughs> berekete de kalmıyor yani. Ya Bey, en çok neleri iyileştirdiniz bugüne kadar size gelenlerde? muhteşem bir soru. Bugün şu an ben şahsi seans yapamıyorum çünkü inanılmaz bir yoğunluk var hayatımızda. Aynı zamanda Re... eğitim verip uzmanla Tabii şu an en çok yoğunluğum o. Ben RDT uzmanlarımızla hemhal oluyorum. Bizim RDT uzmanlığı çok özel bir eğitim. Mesela yani her gün beraber uygulama dersleri yapıyoruz. Yüzlerce uygulama dersi yapıyoruz. Çünkü RDT böyle biliyorsunuz mesela EFT bilinen bir yöntemdir. Çok basit vurursunuz, parametrelere tutarsınız. Etkili de bir yöntemdir. Bakın ben hiçbir yöntemi kötü diyemem çünkü hepsiyle çalıştın. İddialı olmamın sebebi de biliyorum çalıştım bu çok yöntem. Çok güzel sonuçlar aldım. Fakat RDT bambaşka. Çünkü RDT'de bir akış var. RDT'de travma kendiliğinden geliyor. Hiç ummadığınız şeyler geliyor. Hatta atalardan gelen travmaları bulabiliyorsunuz. Anne karnında yaşananları görebiliyorsunuz. Detaylı bir şekilde. Bir seansta onlarca travma temizlenebiliyor. Tabii bunu yapabilmek için ayrı bir akış var. O yüzden de RDT uzmanına dönüşmek gerekiyor. Yani ben hep dönüşme <laughs> olduğu için bütün hem halim benim hocalarım yetiştirmek üzere. Çünkü çok ihtiyaç var. Bakın şu ana kadar 600 tane reddete uzmanı mevzu etmişiz bugüne kadar. İnanılmaz sonuçlar En çok neler olurlar. iyileşiyor? Hangi travmalar? İşte oraya şunu anlatmak istiyorum. İşte şu anki seanslar bize mesela görebilirler. Ee, bütün hocalarım yapıyor. Ve neredeyse sonuç almadığımız alan yok. Bakın çok ilginç vakalarımız var. Dördüncü evre meme kanseri olan bir danışanımız. Dört seans alıyor. Ve tabii doktordaki tedavisi ayrı. Bakın bunu söylemem lazım. Aman, aman ne olur. Ee, aynen öyle. Doktor tedavinizi alıyorsunuz. Burada başka iyileşmeler var. Şu an yaşadığımız yaşadığımızda bizim biliyor musunuz? Bu arkadaşımız her hastaneye kontrole gittiğinde hastanede sırada bekleyenler reddet almaya geliyorlar. Doktor raporuyla tamamen bitti. Yani kanserli hiçbir hücreye saptanamaz. Rapor saptanmadı Yani muhteşem bir şey bu. Tamam mı? Bakın acayip bir sonuç. Fakat bunun dışında e, çok ciddi psikolojik sorun. Mesela şizofren vakasında gelişme gördük. Bugün Aha, denir. İyileşmez Hatta, denilen şizofreni. Evet, çünkü onu da söyledim. Şizofrende aranması gereken vaka şeydir. Atalardan gelen bir enerjidir. Bu kişinin yaşadığı bir travma değil. O travmayı atası yaşamış geçmişinde atalarında hem katil hem maktul vardır. Bu her ikisinin enerjisi bir kişide buluştuğu zaman o kişide şizofreni ortaya çıkıyor. Şimdi bu atalarla buna aile dizimi açıyoruz genellikle ve üzerinden birkaç tanesi gerek. İnanılmaz sonuç var. Yine mesela çölyak. bugün iyileşmez deniyor değil mi? Çöl bizde bir birçok danışanımız var. Bu arada doktor raporuyla çölyak testi konulmuş. E, sonrasında da yok. Böyle bir tanı konulamaz. İnanılmaz bir Sonuç onlarca oldu bu arada. Bir tane iki tane de değil. Yani hocaların muhteşem her gün seans yapıldı. Yani binlerce seans yapıldığı için çok daha rahat konuşalım. Diyor ki nasıl iyileşiyor? Biz çölyak iyileştirmiyoruz. Sadece şu. Bütün alerjiler. Burada da alerji başlığı açalım. Hani herkese fikir versin. Çölyak da bir alerji. Niye? Vücut gluten alerji gösteriyor. Evet. Siz çileye de alerji gösterebilirsiniz. Evet. Çikolata alerji gösterebilirsiniz. Polene de olabilir. O gluten maddesi tedirginlikle kodlandığı için. Eğer tedirgin olduğumuz bir anda. Mesela bir danışanımızın çölyak şöyle başlamıştı. Eşine kötü bir haber söyleyecek. Sofrada oturuyor. Kötü bir haber söylemesi gerekiyor eşine. Ama hani söyleyemiyor. O de şu ekmeği almış ağzına. Oysa da o tedirginlik söylüyor. Bakın travmada gelen duygu bu. Normalde hatırlayamaz. O tedirginlik anında ekmeği yiyor ya. O ekmekteki gluteni vücut tedirginlikle kodladığı için şöyle başlıyor. reaksiyon veriyor. Aynen vücut. öyle. Tedirginlik duygusuyla kodladığı için. Ve o duygular gittiğinde vücut niye tepki vermemeye başlıyor? Yeter ki duygu gitsin. Örnek veriyorum. Benim kiwi alerjim var. Bu benim kendimle kodladığım bir şey mi? Ömrünüzün bir anında mutlaka kiviyle tedirginlik duygusu bir araya gelmiş. Bir araya gelmiş. Şu da Allah olabilir Allah. bir ihtimal. Tedirginliği siz yaşamamışsınızdır. Siz hamileki anneniz yaşamıştır. Anne yaşamıştı. Ama mutlaka vardır. Annenin yaşadıklarına aklım basıyor. Diyorum ki zaten onun karnının içindesin. Evet. Yani onun, onun yaşadıklarından. evet bir, yani hemhal olmuşsun orada onunla. Onun yaşadıklarından etkilenmemen mümkün değil. Kafam şuraya basmıyor. Beni ikna edin aile dizimine benim kafam basmıyor. Neden basmıyor? Biraz da iş tiyatral bir şeye dönüştürüldüğü için mi acaba diyorum. Hep işte atalardan biri ya katil çıkıyor ya hırsız çıkıyor ya işte bir taciz vakası çıkıyor. Ya bu, bunların ne kadara doğru, ne kadara geçmişten gelen atalarımızın yaşadıkları bizi etkiliyor? Bizi bir aydınlatın ya bu, benim gibi öğrenmeye meraklı biri soruyor bu Günümüzde bunu. mutlaka konuşulması gereken. Evet. Onu özellikle biliyorsunuz bir diziden sonra. Evet. Dizide de çok fazla. Ya da böyle konuştu. işte bir yerde ortalıkta toplanıp e, öyle bir vari bir şey mi sergilemek gerekiyor aile dizimi yok. için? Şimdi önce şunu konuşalım aile dizimi dediğimiz mevzudan önce atalardan gelen enerji biz nasıl rahatsız? Evet. Mesela şöyle der ya dedemin yaptığı günahı niye ben çek? Niye ben çek? Böyle bir şey yok dedemizin yaptığı günahı çekmiyoruz ama. Şimdi büyük 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 dedem ben bilmiyorum bile olsun. Hı hı. Değil. Güçlü bir travma yaşadı. Bir göç var. Veya atıyorum işte anneannenin düşükleri var veya bilerek hı hı. düşürdü. Kürtaj var mesela. Bunlar ciddi travmalardır gerçekten de. Ama böyle her travma taşınacak diye bir şey yok yani. Güçlü bir travma yaşadı. O travmanın enerjisi dedemin ya da ninemin kaçıncı kuşak olduğu dönemde. DNA'sına işlendi? Şimdi DNA ile bize mesela bize para miras kalınca tamam diyoruz borç kalınca istemiyoruz ya. Ya DNA ile de miras kalıyor. Şimdi genetik diye bir şey var. O kod DNA'sına işlendiği zaman taşınır bize gelir. DNA adamı bir şey zannediyoruz. Bütün enerji olgusuyla yok öyle değil. Aslında tanımlılık geliyor. O yaşadığı travmanın enerjisi kainatta var. DNA ile onun kodları geliyor bana. Ve ben frekansım düştüğü an o enerjini beni hasta edebileceği duruma düşersem eğer atalardan gelen enerjinin <laughs> o enerji beni hasta edebilir. Çünkü DNA'mda kodumda onu tanıdıklık var. O enerjiye yatkınlığım hı hı. var. Yani her travmada herkeste çıkmaz bu arada. DNA'mda bir enerji var. Ama normal hayatımı sürerken de o beni hasta edecek frekansa düşmüş olmam lazım. Hep yüksek frekansta pozitif yaşıyorsam hiçbir şey olmadan hiçbir da hayatımı şey tamam ne Ama atalardan gelen hakikat. Bunu Spesifik olayı nasıl buluyorsunuz? Ben ona hayret ediyorum. Evet, burası... Yani dedenin Hırsızlık yapıp onun işte sana kadar aktarıldığını nasıl görüyorsun? Burada bir incelikten bahsetmem lazım. Bugün aile dizimlerinde ciddi bir sıkıntı bu. Hafiflik gibi onu şunu yapmış bunu yap. Bu doğru değil. Bakın dinimiz de bunu kabul ediyor. Beş mi? Ayıpları ölçün şif Aynen. Şifalandıracağız ama şifalandıracağım diye. Deşince başka bir sorun var. İki kişi bazen de hani kendini iyi hissediyor. Bir aidiyet duygusu var tamam mı? Hı hı. Kişinin geçmişinde çok sıkıntılarını öğrenmesi de çok hoş bir şey. Hı. Yani o aidiyet duygusunu da zedelemek istemiyoruz. Ama şifalanmasını istiyoruz. Biz o yüzden ailezimi biraz farklı yapıyoruz. Biz radyestezik zimi yapıyoruz. Yani bunun altını çizmek istiyorum çünkü söylemlerde de sıkıntılar var bazen. Ben ilk ailezimini çok eleştirel yaklaşmıştım ben. Mantıklı. Böyle bir şey olmaz diye gelen ama işin içine girdikten sonra işte enerji anlamaya başlayınca da bugün aileziminin inanılmaz bir şifa kaynağı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Fakat herkes tarafından yapılmamalı. Çok önemli bir hususiyet. İki, bir enerji alanı açılıyor. Bakın şu demek aslında. Şimdi sizin büyük büyük dediniz ya da geç Adem Aleyhisselam'da bütün insanların enerjisi kainatta var dedik. Doğru doğru. E o kainatta var olan enerji ulaşıyoruz. Basit bir mantıkla anlaşıyorum. Radyo dinliyoruz bugün. Bir kanala ayarlıyorsunuz. Radyonun yaptığı yerini tık diye alıyorsunuz. Şimdi ne oldu? Aldık. Havada uçan bir şey görmüyoruz. E şimdi insan radyodan daha ciddi bir atık. Yani eşrefi mahlukat. İnsanoğlu bütün kainatta yatmış bu enerjileri alabilir. Bunu kullanıyoruz aile ziminde. Fakat bunun için bir enerji alanı açıyorsunuz. Yani o kişiyle şimdi sizin adınıza bir enerji alanı açtığımız zaman sizinle kainattaki bütün enerjilere, geçmişinizden gelen enerjilere ulaşmak mümkün. Tabi bunu ayrıştırmak, işte burada kötü enerjileri temizlemek bir de deşmeden, ayıpları çıkartmadan, önemli bir hususiyet çünkü bu. Bunu tabi profesyonel birini yapması lazım. Bu çok ciddi bir eğitim. Reddete uzmanlarından sadece, sadece reddete uzmanlarımız aileizme eğitimi veriyor. Yani bugün bakın, girin Instagram'a aileizme eğitimi, furya sertifika evet. eğitim ama bu, evet. bu böyle çok evet. ciddi bir konu. çünkü Ama insanların... burada bir uyarıda bulunmamız lazım Kesinlikle. insanlara. Dedim ya hani enerjinizi kaptırmayın başkalarına. Muhteşem. Nelere dikkat etsinler? Eğer bu alanda enerji işleriyle ilgili bir şifalanmaya gireceklerse şunları şunları yapmayın. Şimdi Yapandan da uzak geniş durun Geniş kablamda bir şey söyleyeceğim. Burada tabii insanların inançları da çok önemli. Şimdi insan inandığı gibi yaşadığı zaman birey olur. Neye inandığına karışamam. İnsan inanmakta özgür tamam mı? Ama herkes inandığı gibi yaşasın. Evet. Başka bir inançlara da saygısını duysun. Tamam. Şimdi bunun bir altını çizelim. Aileizm ya da bütün enerji konularına baktığınız zaman bakın hepsinin teminde inanç vardır. Bir inanç temeli mutlaka vardır. Bize genelde bugün bahsettiğimiz birçok bu spiritüel halindeki çalışmalar uzak doğudan, batıya, batıdan bize gelmiştir. Şöyledir yani. Dolayısıyla bizde aynı olduğunu beklemeyin. Bunun altyapısını bir görsek zaten çok fazla sıkıntılı konu var. Söylemler mesela çok önemli bir konu. Mesela yaratmak kelimesini kullanan bir yerde ben durmak istemiyorum. Diyor ki niye ne olmuş ben o anlamda kullanmıyorum. Bakın siz ne anlamda öyle demeyin hiç fark etmez. Enerji enerjidir. Okey. Yaratmak bir enerjisi kelimesinin var. enerjisi sizde vücut bulur. Yaratmak Allah'a mahsustur. Eğer yaratmak deyince nefsimiz diyor ki. Firavun nasıl kendini ilah ilan et. Nefsi inanılmaz için Yaratmak insanın nefsini ve insanın nefsi artında bakın. Bugün e, yine çok ciddi rahatsızlıklardan bir tanesi var biliyorsunuz. Bütün dünya herkes bundan bahsediyor. Nefsi emmare olması. Yani kişinin nefsini o kadar kabarıyor ki kendini tamamen haklı görüyor. Başka hiçbir şey görmüyor, başka hiç kimse haklı değil. Gün dünyada bu çok fazla, doğru mu? Bunun altındaki sebep nefsi ve sen kaynaklara dikkat etmiyoruz. Veya diyor ki ben mucize, mucize falan değilim ben. <gülüyor> <gülüyor> e, gerçekten çok önemli bir konu. Dikkat edin. Şeytanın mesela. tuzakları dediğiniz meseleler aynen, mi bunlar? Aynen öyle. Yani Ama bu bu kadar, uyarmaya devam edin bu. ne olur ben öyle Bunun istiyorum. Bir de şuna ben özen gösteriyorum. Hakikaten çok önemli. Şimdi çok şükür bakın yapmadığım bir şey anlatmamaya gayret ederim. Bazen bilgi vardır ama yapmıyorum. Hı hı. Şimdi onu anlatırsan. yap deneyimlemedim ki ben. Doğru olabilir de. Hani burada bir şey vardır. İlmel yakın, aynel yakın diye bir kavramı vardı. Tamam da hak gel yakın. örnekle belki çok daha iyi olabilir. Şimdi Efendimiz sallallahu ve bir gün ortaya bir kap koyuyor. Sahabe Efendimiz de tabii, diyor ki bu kapta nedir? Ne vardır? Herkes şöyle bakıyor. Baldır ya Resulullah diyor. O esnada ilmin kapısı deniyor. Hazreti Ali, Keremallahu ve içeri giriyor. Ya Ali diyor bu kaptaki nedir diyor. Şöyle bakıyor. Sonra yak, yani uzaktan duydu onları, kulaktaydı. Tamam Bal diyebilir. Bal olduğunu duydu. Ne oldu? İlmel yakin. Bir duydu o bilgisi var. Şöyle yaklaşıyor, bakıyor. Gözüyle de gördü. Gördü bal olduğunu. O zaman da diyebilir. Ne yaptı o zaman? A -a -a. Aynel yakın. Ama ne yapıyor? Baldır. Baldır ya Resulullah diye. Şimdi bu deneyimlemenin verdiği cevap başka. İşte bu hakka yakın olmadı. Yani hayata geçirmeden verdiğin şey çok önemli. Ben birinden eğitim aldım. Çok işten eğitim aldım. Elbette. inanılmaz hayatımda o kadar çok katkı sağlayan insan var ki. Ya tek tek saylamak mümkün değil. Hatta bazen kişi bana katkı sağlamış. Bilmiyor katkı sağlamış. İlim böyle bir şeydir ama. Herkesten Allah razı olsun. Fakat bazı yerlerden de kaçtım. Söylediğiyle yaptığı aynı olmayan Ay. insanlardan orada kesinlikle bir sorun var. Yani. yani totalde ya da günün sonunda enerjinizi herkese açmayın diyelim mi? Açmayını daha ileriye götürelim. Lütfen. Bakın muhatap olmuyor. Yani bırakın açmayı. Çünkü yine bir, e, inanılmaz bir ayet var. Diyor ki sadıklarla salihlerle beraber olun. Şimdi niye böyle ebre ediyor? Çünkü muhatap olduğun insanla mutlaka bir enerji alışıyorsun. Hı. Etrafında hep şikayet eden insanlarla görüş. Eninde sonunda şikayet eden birisinde. Etrafında hep şikayet eden olsun. Akşam eve geldiğinde yorgunluktan ölürsün. Etrafında hep şükreden insanlar olsun. O var ya çalışsın hiçbir şey olmaz. Yani enerji insan en güçlü enerji aldığımız kaynağı muhatap olduğumuz insanlardır. E, enerjim yan yana durmamak bile. Hani karşı karşıya durduğumuzda bile bir enerji alışverişi oluyor avrolarımız arasında. Şikayet eden negatif insanlardan mümkün mertebe kaçmakla. Uzak durun, kaçın. Aynen öyle, Panik atak çözümlediğiniz meseleler arasında mı? Çok insanı evet. müzdarip olduğu bir Bugün e, sıralamak sıralama olan... koysak en çok rahatsızlıklardan yani seans almaya giren ilk üçe girer panik, panik atak at her zaman. Şimdi ben izleyiciyle de samimi bir şey paylaşacağım. Panik atak hiç deneyimlememiş biriydim. Çok yakın arkadaşlarımdan bunu yaşayanlar var. Bazen anlayabiliyordum, bazen ya bu duygusu şu an yaşadığı gerçek mi diye sorguluyordum ama Allah o sorguladığını yaşatmadan da <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> almaz seni biliyorsunuz. Ya Bilal Bey. Allah gerçekten tüm panik atak hastalarının yardımcısı olsun. Amin. Ben bir kere o duyguyu yaşadım. Öyle 20-25 dakika gibi sürdü. Vücut benim kontrolümden çıktı. Kendime telkinler veriyorum Ferda şu an bir yanılsama yaşıyorsun. Ve şu an seni kafan manipüle ediyor. Bu gerçek değil diyorum. Ama tüm bunları söyleyip kendimi sakinleştirmem 20-25 dakikayı buldu. Başarmışsınız bu arada süper bir şey. Ya. Bütün panik ataklar o an öyle bazen 20-25 dakika değil. Kalp krizi geçiriyormuş gibi hastaneye gidenler var. Antidepresan ya da sakinleştirici yine almaya da oturtmuyor. Rahat Ondan var. eminim. Diyorum ki otur bir koltuğa diyorum. Oturdum. Duramıyorsun. Bir saniye bile duramıyorsun o koltukta. Hayatımda yaşadığım en değişik duygulardan biriydi. Bunu niye anlatıyorum? İçinizde de yaşayanlar çoğunlukla olabilir o bağ kurmak adına. Çünkü uzman da bize diyecek ki şu sebepten ötürü bunu yaşıyorsunuz. Şunu çözmeniz lazım. Şimdi panik atağın altındaki duygu ölüm korkusudur temelde. Nedenini de bir anlatalım ki arkadaşlar da biraz şey lütfen. Olursa, ölüm anı çok acayip bir an. Ölüm anında bakın kalp ölüyor ya. Ha. Ölüm kalptir. Beyin yaşamaya devam ediyor. Bir süre. Bakın o beyin yaşamasıyla aslında hani hayatın film şeridi gibi geçiyor. Niye? Beyin yaşadıklarını o bağlantıyı kuruyor. Ve o anda beyin Kalp durduğu için inanılmaz bir adrenalin pompalaması sahip oldum. Adrenalinin ölüm anı. Şimdi panik atakta da o ölüm korkusu sanki beyin ölmüşmüş, ölecekmiş gibi hissettiğinden inanılmaz bir adrenalin pompalamıyor başlıyor. Adrenalin seviyede dışarıdan bakıyorsun, kalp krizi geçiriyormuş gibi kalbi atıyor kişi. Ve bunu kontrol edemiyor çünkü hormon inanılmaz bir değişikliğe götürüyor. Peki o ölüm korkusu nereden geliyorsun? Onun da fiziksel nedeni diyafram kasının çalışması. Diyafram şöyle bir kas. Bu kas değil şöyle mi? çalışacak ki şöyle aşağıya doğru. Şurada duran bir kas. Evet. Bu kas çalıştığında ciğerlerin alt kısmını havayla doldurur ki orası %80'i. Yani ciğerlerimizin %80'ini havayla doldurabilmesi için diyaframın şu harekete tamamlaması gerekiyor. Hı hı. Fakat biz bir korku yaşamışız. <laughs> Diyafram yukarı çıkmış. İndiremiyorsun. Böyle nefes alıyorsun. Ciğerlerin %20'si doluyor. Artık daha az oksijen aldığımızdan beyne giden oksijen miktarı düşmeye başlıyor. Beyne giden oksijen miktarı böyle beşlere kadar düşünce beyin diyor ki boğuluyoruz. Bana oksijen lazım. <laughs> Ne yapıyor? İşte adrenalin pompalıyor. Bu, bu, panik atak krizinin sebebi oksijenin o derece düşmesi. Ama nasıl başladı? O korku anıyla. İşte o korku anı temizlendiği an olayı çözebiliyoruz. Bazen kişi bu korkunun üzerinden kendi gelebilir. Yani negatif bir enerji var. Siz ondan daha güçlü bir pozitif enerji ortamı dahil edebilirsiniz. O enerjiyi bertaraf edebilirsiniz. Veya bazen gerçekten işte RDT gibi bir seansla temizlenmesi gerekiyor. Ama yine de bu diyafram kası çünkü mesela uzun süredir panik atak krizi geçiyorsun. Bu çalışmıyor. Çalışmayan bütün kaslar zayıflar bu kasların çalışılması gerekiyor. Çünkü kası güçlendirmek istiyorsanız kullanacaksınız. Şöyle derler genelde şimdi nefes koşusu yapıyoruz ya. Nefes bence mutlaka ama mutlaka bakın herkesin hayatta bir nefes eğitiminden geçmesi gerektiğini yanıyor. %100. Çünkü nasıl nefes aldın hayatını belirliyor. Kişi diyor ki hocam anlat bana nasıl nefes alayım diyor. Ya biliyorsun zaten ama bilgiyle kaslarını çalıştıramazsın. Bugün evet. bana bir alet geldiler spor aleti nasıl kullanacağını çok iyi biliyorum. Benim kasıma bir faydası var mı? Yok. O yüzden nefes egzersizi yapacağız yani nasıl nefes alacağını bilme değil bu kaslar çalışılmalı Ve böyle bir günde de olmuyor bu. Biz bu yüzden mesela 21 günlük her ay yapmaya çalışıyoruz bunu. 21 günlük online herkes evinden katılsın. Herkes bir kendi nasıl nefes aldığını bir deneyimlesin. 21 gün boyunca doğru nefes, doğru beslenme, su tüketiminin düzeltilmesi, işte zihinsel ruhsal arınma teknikleri, vücut aktif edici, inetis akupunktur hareketleri amaç işte ruhsal denge, zihinsel, bedensel de, bu dengeleri yakalayabilmek için yaptığımız bir çalışma. Nefes egzersizi gerçekten mutlaka yapılmalı bu kas güçlenilmesi gerekiyor. Panik yani. atak hastalarına özel bir nefes tekniği verelim mi bugün? Verelim. İnşallah faydası. İyi, e, elbette yani bir böyle kendini kötü hissedenler, onda rahatlamak isteyenlere de iyi gelebilir bu teknik. Kesinlikle. İlle panik atak hastası olması gerekmiyor. Ya bu adı zaten, zaten temelde rahatlama nefesidir. Evet. Rahatlamak için her zaman kullanıyoruz. Mesela gece tabak iki şekli var. İkisini de anlatalım. Birincisi şu. Bakın bu tekniği yaptığınızda tamamen panik ataktan kurtulursunuz demiyoruz. Çünkü panik atak krizini çok rahatlatırsınız, rahatlarsınız. Ama panik atakta kurtulmak için şu diyaframın güçlenmesi gerekiyor. Bu da bir günlük egzersiz değil. Ama bir sıkıntı yaşarsanız şurada daralma hissediyorsunuz. Çok basitle bakın. Burundan nefes al. Ağızdan ver. Fakat nefesin bittiğinden emin olun. Böyle. Tekrar alma. Kimden hey. emin ol. Uzun ver. Burundan al. Ay Siz Burun... yaparken rahatlama geldi bana. Aynen. Bunu çok değil bakın 4-5 defa yaptığımızda bile rahatlarsınız. Mesela gece uyuyamıyorsunuz. Evet. Rahatlama ihtiyacınız var. Orada ağızdan ile de burundan. Aldığınız sürenin iki katı kadar verin. En az iki katı Şah. kadar sürede nefesi verirseniz ve bunu 8 dakika kadar yaparsanız bu rahatlama nefestir. Yani vücudumuzda iki tane sinir sistemi var. Bu sinir sistemler işte sempatik ve parasempatik dediğimiz sempatik sistemi uyarır. Nefes alırken sempatik sistemi uyarılır. Böyle hadi bir şey yapıyoruz. Parasempatik sistemi rahatla her şey yolunda diyor. Nefesi verirken de o uyarılıyor. Yani nefesi daha uzun verirsek rahatla her şey yolunda moduna geçeriz. Bu uyumamızı kolaylaştırır, sorunları çözmemizi kolaylaştırır. Ve hayatımızda her zaman uygulayabileceğimiz bir şey. Çok basit herkes kolaylıkla yapabilir bunu. Konfor alanından çıkmayı herkese tavsiye ediyor musunuz? Ben şöyle inanıyorum. Yanlışım varsa yine düzeltin lütfen. Bazen konfor alanından çıktığınızda yani hayatın rutin iyidir genelde. Mesela sağlıklı olmak, her gün Allah'ın size yeniden uyandırıp nefes vermesi, sağlıklı bir şekilde uyutması rutin, rutin iyidir. Ama bazen de bazı rutinler var ki onlardan çıkmak gerektiğini düşünenler derim Yakın zamanda rutinlerimi bozdum ve arka arkaya çok güzel gelişmeler yaşadım. Bazen insanın o konfor alanından şöyle bir... Hadi deyip çıkması mı gerekiyor acaba? Sorular harika. Evet. Yani gerçekten evet. çok. Yani inşallah herkese fayda olacak. sorularda da güzel ha, ne şey çıkıyor. Ne biliyorsun altının üstünden daha iyi olacağını ha. deriz ya. Şimdi rutinden çıkmak deyince bir şey koyalım. Bütün rutinler. Şimdi uyku süremiz rutin olmalı. Evet. Beslenme düzenimiz rutin evet. olmalı. O Çünkü vücudumuzun, vücudumuzun hormon salınımlarını etkiliyor. Sindirim sisteminin çalışımları. Her birinin saati var. O saatler uygun olabilir. Ama bakın çok önemli bir konu. İş, işte giderken işte yaptıklarının ev hep rutinin dışına çıkalım. Çünkü rutin demek otonom sistem demek. Bilinç çalışmıyor demek. Otomatik blokta gidiyoruz. Mesela kişi işinden evine, evinden işine evet. gider gelir. 20 kilometre yol yapar. Nasıl geçtik de bu yozanda? Niye? Otomatik pilotta gidiyor çünkü. Bu bize bir katkı sağlamıyor. Rutinin dışına çıkmak zihni çalıştırıyor. İnsanoğlu zihnini kullanmak zorunda. Bilincimizi kullanmak zorundayız. Çünkü zihnin de bir gıdası var. Rutin dışarı çık, gittiğin yolu değiştir, işte yanında başka bir şeyler yap. Yani beyni mi kullanmamız gerekir? Beyni kullandıktan sonra çünkü gelişiyoruz. Bakın, ön beyni ne kadar iyi kullanırsanız o kadar çok bu kainattaki enerjilerle bağ kurarsınız. Hakikaten öyledir. Üçüncü göz deriz ya de mesela, Hı -hı. ön beyni ifade eder. Ön beynin sadece üçüncü göz değildir o. Tamam i̇şte epifiz bezi çalışıyor ondan Aha. sonra. Sadece o değil. Ön lob, frontal lobu ne kadar iyi kullanırsanız, o da onun bir parçası gibi düşünün. Hakikaten bütün veriye, geleceğe dair özel de çok iyi olur. Ama bunu kullanmak için o yeni şeyler okuyacaksın. Yeni insanlarla konuşacaksın. Rutinin dışına çıkacaksın. Rutinin dışına çıkmak da kolay değil. Niye? Orada bir güç lazım. İnsan o şöyle düşünüyor tamam mı? Bakın e, fizikte bir kanun vardır. Atalet kanunu diye. Maddenin eylemsizlik hali. Madde durma ise durmak zorundadır. Onu harekete geçirmek için kuvvet uygulaman lazım. Hareket halindeki bir cisim de hareket halindedir. Sırtınmak ve bir kuvvet uygulaman lazım durdurmak için. Bunu da şuradan görürsünüz. Yapmaya alışmış insanlar yatma eğilimindedir. <laughs> çalışmaya alışmış insanlar çalışma eğilimindedir. Pazar sabah beşte kalkar yapacak bir şey arar. Şimdi biz bu çalışma modunda olacağız. Bakın boş kalma. Hayır bir işi bitirince hayır bir işe koyul. Ayet bu. Boş kalmak bizim için zararlı çünkü orada düşüyoruz. Buradan kurtulabilmek adına bize bir kuvvet lazım. Boş kalmayalım. Kesinlikle. Ama Hep bir, bir meşguliyet mi istiyor Allah? Neyle meşgul olduğumuzda doğru olmakla Hayırlı beraber. bir şeyle Kesinlikle. Elbette. Yani mutlaka bir meş boş kalma diyor. Çünkü boşluk anı şeytanla muhatap olduğumuz bir an birçok sebebi var. Bize bir kuvvet lazım o. O da yapmaya alışmışsak mesela oradan çıkmak için bir kuvvet lazım. Dedik ki hatayete yeneceğiz. Sorun şu bu kuvvet nereden gelecek? İçeriden mi dışarıdan mı? Hani var ya yumurtadaki gelen kuvvet içeriden gelince hayat başlıyor, dışarıdan gelince hayatı bitiriyor. Bu kadar farklı. İnsanoğlu günümüzde şunu arıyor. Dışarıdan güç arıyor. Beni bir motive etsin biri. Bir motivasyon konuşması dinleyeyim. Bir eğitim alayım. Bir kitap okuyayım. Yıllarca hayatım öyle geçti. Kitapları okuyorum, gaza geliyorum. Ama okumayı da seviyorum. Sabaha kadar okuyorum. Uyku basıyor, bu Uyanınca hiç kitaptan bir şey kalmıyor. Normal hayatına devam ediyorsun. Bu Eğitimlere... güç içinde halbuki değil. Hakikaten öyle. Asıl içeride güç. O güçte bakın dopamin hormonu diğer adı nedir biliyor musunuz? Motivasyon hormonu. Ha? Dopamin seviyesi düşünce ama diye veriyor. Motivasyon çok yüksek olunca da sıkıntılı var. Bu sefer de hedefe ulaşmak için kural tanımıyor kişi. Ha. Mesela kanunsuz işlere bakın inanılmaz dopamin yüksektir. Hakikaten böyle hep mo... yani kanunsuz işler için bile motive. Hedefine ulaşmak için sınır tanımıyor. Ama düşüncede olmasa da olur diye veriyor. Ama dopaminle alakalı bir bilgi bakın. Belki ezberleri bozalım diyoruz ya. Dopamin hormonunu dışarıdan alamazsın. Hiçbir hormon dışarıdan alamazsın. Dışarıdan aldığınız hormonların hepsi sonudur. Taşıma suyuyla değirmen dönmez ya. Onlar vücut üretecek. Hakikati o. Dopamin hormonunun salım saati gece. Eğer sen gece 12'de 1'de uykuda değilsen o saatlerde salınıyor çoğunlukla. Uyumuyorsan her gün dopamin istikakını kaçırıyorsun. Aa, bir süre sonra dopamin dopaminsizlikten... 12 birde 1'de uykuda mı olalım? Evet yani tavsiyemiz şu 11'de yatmaya çalışın. Sabahları evet. rızık dağıtılır derler ya. Çocukken evet. bunu söylüyorlardı bana. Merak ediyordum kapının önüne mi koyuyorlar acaba diye. <laughs> <laughs> Çocukken böyle işte o çocuk haklı. Sonra ben rızık nasıl dağıtılıyor anlayamıyoruz. Şimdi daha iyi anladığımı düşünüyorum. Nasıl dağıtılıyor? Asıl mesele işte şu İnsanın hayatındaki rızık kavramımız tam En büyük rızık en büyük nimet zaman. Bir tek zamanımız var. Doğduk öleceğiz ve bir zamanımız var. Ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Yani metraj ne zaman bitecek? film şeridi bir gün tık diye verecek. Dolayısıyla bu zamanı nasıl değerlendirdiğini ölç. Zamanın kıymetini bilmezsen, eğer sabah erken kalkarsan zamanın bereketini yaşıyorsun. Zamanı bereketli olan adamın, her şeyi bereketli olan. Zaman da bereket yoksa zaten bir şey üretemezsin. Bereketten kasıt zamanmış be. öyle. Şimdi kısa kısa sona gelirken birkaç sorun var. Bunların en azından bu sorunları yaşayanlar bilsinler ki altında bu duygular var. Evet. o duyguları çözmeye çalışsınlar. Mesela kronik ba bağırsak rahatsızlığı. O kadar çok insanda var ki. Of, inanılmaz bir sorun bu. Bağırsak gerçekten. sağlığımız bozuk. Ve bağırsak inanılmaz önemli bir konu. Sadece şunu söyleyeyim. Bakın bağırsak sorunu yaşıyorsunuz. Özellikle kabızlık gibi çıkamıyorsunuz. Toksik maddeler bağırsaklarda kalıyor. Sadece bağırsaklarda kalmıyor. O toksik maddeler kana karışıyor, beynine de gidiyor. Bağırsak sorunu yaşayan insanların beyni de toksiktir desek yanlış söylemiş olmayız. Dolayısıyla mutlaka çözülmesi gereken bir bir kişi bağırsak sorunları yaşıyorsa altındaki temel duygusu kim affedemiyorsun diye sorarsın. Kimleri affedemiyorsun? Bırakamadığın bir şeyler var. Bağırsaklar da bırakmıyorsa bu kilo da yapar. Bırakamadığımız bir şeyler varsa kiloları da bırakamayız. Vücut kitler. Kimi bırakamıyorsun? Bunu söylüyorum. Geçen mesela bazen bir video paylaşmış arkadaşlar. Altında bir yorum geldi. Ben genelde sosyal medyayı böyle danslanan da takip edebiliyorum. Yorum çok komik. Tamam hocam ben affetmek istemiyorum diyor ya. Affedeceği benzer görün. Sen bunu affetmek diye bakma. Yani sen taşıyorsun. Şimdi biri senin canını sıktı, üzdü seni. Sen bağırsak sorunu yaşıyorsun. Sana bunu yaşatan fink atıyor hayat. <laughs> doğru. şimdi oh, yani o, o bunu affetme deme. Kafandan bırak onu. Mesela şimdi birçok kişiye soruyorum ben. Eşinle oturup en son ne zaman baş başa yemek yedin? Önemli mutlaka yapılması lazım. Mutlaka. Eşinle bağlantını iyi kur. Çok önemli bu arada. Mesela bu da bereket sebebidir biliyor musunuz? Ne diyeyim? Eşinizle iyi Bir saniye. Şu an çok başka bir türlü ilgimi çektiniz. Bir sürü evli, barklı insan şu an bizi dinliyor. E hanımlar beylerden, beyler hanımlardan şikayet ediyor. Evliliğin doğası böyle bir ya şey siz galiba. siz konuyu açtınız. Bir şey çalışma yapmıştık. Oradan belki daha açık olabilir. Diyor ki böyle 10 tane bayan arkadaşla bir çalışma yapıyoruz. Tamam. Dedim ki en çok muhabbet etmekten sevdiğiniz, keyif aldığınız 10 tane arkadaşınızı yazın dedim. 10 fazla geldi. 5 tane hepsi yazdılar. İlginç olan neydi biliyor musunuz? Hiçbirinin en çok muhabbet etmekten keyif aldığı 5 kişilik listesinde eşi, eşi yok. Şimdi kelime eş ama muhabbet etmiyor. Yani... Çok ciddi bir şey yok mu da eş diyorsun. Hakikaten öyle de bakın insan evlendiğinde bütün olur. Dişi beyin erkek beyinlerinde <laughs> bu elmanlık öyledir. O zaman muhabbeti insan? bunun yollarını arayacağız. Bakın insan şey zannediyor tamam bugün çok ayrı konulara giriyoruz ama inşallah dağıtmadan toplayabilirim. Ee, evlilikte o muhabbeti zannediyoruz ki biz işte sevdik biz. öyle değil. Bakın muhabbet isteyeceksin onu halk eden var. Evlilirken ki niyet çok önemli. Yani ben güzel bir yuva kurayım, iyi çocuklar yetiştireyim, hakikaten toplum millet hayırlı evlatlar olsun, Sıcak bir olmasın diye emrin. Bak o arada muhabbeti Rabbim halk eder. O yüzden dikkat edin. Görücü usullerinde bile şeydir. Ama öbür diyoruz ki, hani ben yapacağım. Falan, ben kelimesi için içine girdiği zaman orada muhabbet gitmiyor. Şunu anlıyorum. Eşler belli aralıklarla hanımları yemeğe çıkartın, muhabbet edin, Tersi özel bir şey Bakın yapın. Değil. Tersi de olabilir evet. Hanımefendi evde güzel bir sofra kurabilir eşi için. O da eşini yemeğe çıkartabilir. Ama demek istediğim şu, muhabbet önemli dediniz eşler arasında. Kesinlikle. E, bu bile bağırsak <laughs> sağlığımızı etkiliyor. Etkiler. bütün sağlığımızı etkiliyor. Etkiler. Bağ kurmak orada önemli. Şimdi e, eşle bağ kuracağız mı yapacağız? Düşünün iki kişi bazen baş başa yemeğe çıkıyorlar da çözüm olmuyor. Niye? Çünkü bakın iki kişi karşılıklı dışarıdan baktığında iki kişi var. Birinin kafasında 10 kişi var. Birinin kafasında 20 kişi var. Masada 32 kişi var. Kişi var. <laughs> Diyor ki biz baş başa. Bunun neresi baş başa? O kafadakileri bırakmadan o anda yaşayamıyorsun işte. O andan da haz alamıyorsun. Hayattan haz alamayınca da zaten birçok şey Bırakacağız. Yani o kafamızdakileri bırakalım gitsin. Bunun için bağ kesme çalışması var. YouTube'a yükledim. Hani herkes ulaşıp yapabilir. Çok etkili bir yöntemdir. Hatta yeni videosun yeni yayında arkadaşlar. Veya gerçekten çok zorlanıyorsak RDT seansını şiddetle öneririm. Çünkü o, o kafadakilerin gitmesi gerekiyor. Bazen insan affedince aynı hataya düşeceğim diyor. Bakın net bir şekilde söyleyeyim. Birlerini bıraktığın zaman aynı hataya düşmezsin. Niye? Hatta bırakmadığın da aynı hataya daha çok düşersin. Niye? İnsan bildiği kodları yaşar. Affedemediğin şeyleri kafanda döndürünce aynı şeyleri yaşardırız. Affedip bıraktığında özgürleştin, frekansın yükseldi, bir boyut yükseldi, artık o zorallara düşmezsin. düşmezsin. Daha iyi seviyeye Her şey yaşarsın. senin frekansınla Aynen alakalı. Öyle. Kimse sana bir şey yapmıyor esasında. Onun dert problem haline dönüşmesine, senin onu nasıl karşıladın ve o anda frekansına denk düşen yer mi karar veriyor Bilal hocam? Hatırlar mısın, Bir haber yayınlamıştı. Çok bayılmıştım. Muhteşem bir haberdi. <laughs> bir işte trafikte bir taksi yanlış önüne kuruyor. Hı hı. İşte dolmuş şoförü de önüne kuruyor. Hı hı. Dolmuş şoförü levye kapıp iniyor aşağıya. Araç ki abi özür dile. Levye küt aşağıya İşte inle, sarılıp ayrılıyorlar. Işte, i̇şte o karşılama şekli inanılmaz bu önemli. Bu kadar. Gerçekten. Son bir soru. Ee, ben şöyle bilirim. E, Duvarı adamı gam, gam yıkar. O saçlar beyaz diyor. Evet. Sizin bununla ilgili çok yakın zamanda paylaştığınız bir video var. Çok hoşuma gitti lütfen izleyicilerimize de paylaşalım mı? Elbette, Oradaki Elbette İnşallah burada gerçekten fayda olur. Çok yaygın bir konu. Bu arada saç beyazlaması da iki şekilde incelemek gerekiyor. Bir boyuttan daha bahsedeyim bugün. Videoda bahsetmediğimiz inşallah konu. Şimdi saçın beyazlamasının altındaki duygu üzüntüdür. Özellikle üzüntü. şok edici evet. üzüntü. İnsan bazen o üzüntüyü yaşar, saçı beyazlar. O üzüntü gidince beyazlama gidebilir. Ama ikinci bir sebep var. İnsanın maneviyata açıldığında da bir beyazlık oluyor. Bunu da birçok yani hakikaten gözlemlediğim bir şey bu kötü değil. Bazı beyazlar iyidir. Mesela deriz hani nur satıyor falan dersin. Hakikaten maneviyat açıldığında, kalben olduğunda o enerji akışları da beyazı vesile bunu gördüm. Ama çoğumuz üzüntü. Diyor ki çocuk yaşta beyazladı. Annenin babanın üzüntüsü geçmiştir. Mutlaka bir üzüntü duygusu vardır. Bu duyguların olmaması beyazlıkları geri döndürebilir. Bunun vakalar var. Ama dedik ya dönmeme ihtimali de var. Hani bunun kesinliğinden bahsedemeyiz. Saç günümüzde çok önemli bir konu. Mesela saç dökülmesi kontrolcülüktendir. Bunu da söylemek istiyorum. Bir şey konu. Mesela ben kendimden çok iyi bilirim askerlik hayatında döktüm bir miktar saçları tamam mı? Çünkü komutansın tamam mı? Bir şey yapıyorsun bir de o zaman şey diyordum ben çelik başlık falan takıyoruz ondan. Yok her çelik başlık takın dökülmüyor ama hakikaten bir şeyler hep kontrol etmeye çalışıyordum tamam mı? Şimdi Kontrolcülük mesela, saç beyazlaması ve dökülmesi, dökülmesi mi yapıyor? Yapayım. bırakırsanız durur. Korursunuz onu mevcudiyeti. Geri çıkma ihtimali var mı? Var. Onu da şöyle düşünüyorum. Mesela bazen bir arkadaşımız geldi. Safra kesesinde çamur var. Sen nasıl yaptın? Korkulardır o. Hakikaten çamur falan da kalmamıştı safra kesesinde. Ama başka bir arkadaşımız safra kesesini aldırdı. Diyor ki onun eceli gelmiş. Organın da eceli var. Saçların da eceli olabilir. Bu bir şey yani Rabbimizin takdiri fakat biz her halükarda şunu inanıyoruz. Tüm travmalardan kurtulma gayretinde olursak hayatımız başka bir seviyede olacak inşallah. Bida Bey, yani daha çokça soracağım var ama bize bir ikinci program lazım. İnşallah. Sonra yine yeniden izleyicimizle sizi buluşturabilmeyi çok isterim. Çünkü ikinci kere kendisini konuk ediyorum. Aynı şekilde bu yayından da keyif aldım. Bir sürü yeni şey öğrendim. Kendi adıma da, izleyicilerimiz adına da size teşekkür ediyorum. Ben İyi ki çok geldiniz. teşekkür ederim. Biri tüm bu yayınları dinleyip, ya bu RDT nedir? Ben Bilal Bey'e nasıl ulaşabilirim? Benim de şöyle dertlerim var. Bunlardan kurtulmak istiyorum derse size nasıl ulaşacak? RDTverse.com bizim hizmet verdiğimiz Hemen. bir sayfamız. Bugün dünyanın her yerinden insanlar ulaşabilir. Orada da bir, tür, bir sürü bilgi alabilir. Hatta sorularını video cevaplarda yükledik. Mümkün Mert'e herkes reddeteverse.com sayfasına girdiğinde bizim hakkımızda yaptıklarımız hakkında hatta dilerse oradan seans oluşturabilir. oradan, mesela şunu da söyleyebilirim. Aile zimlerine katılımcı olarak deneyimlemek var. Bu çok iyi olabilir. <laughs> oradan katılımcı olarak deneyebilir. Çok komik bir rakam. Bu normalde <laughs> pahalıdır. Sebebi şu, deneyimlesin herkes. Belki orada bile şifalanan arkadaşlarım var. Hepsi hakkında Red üzerinden destek alabilir herkes. İnşallah herkese şifa olsun. Şifa veren Rabbimdir. Biz sürekli şu dağıt ediyoruz. Rabbim şifa ediyoruz olan herkese şifa ver. Verecek o ya. Ondan istiyoruz. Tabii. Amin diyelim. İnşallah bütün sorunumuzu çözecektir. Çok yanlışa düştüğü yer. E, olan bir şey kendinden bilmesi. Kesin. E, bazen bir iltifat aldığınızda bile içinizden geç, ben öyle yapıyorum, bilmiyorum. Belki de bilmeden doğru bir şey. olan benden değil, senden diyorum içimden. Muhteşem. E, yani o o kibir kime ait bir duygu hepimiz biliyoruz. Aynen. Vallahi alır elinden yani. Şeytanın en çok sevdiği duygu. Evet. Allah muhafaza muhteşem yapıyorsunuz gerçekten de. E, bizim biz her seansta hocamı da öğretelim. Lütfen şöyle nefsime pay çıkartmaktan sanız. Çünkü ona pay çıktı mı yarın önünü alamayız. Yani Hı, hakikaten güzelmiş. Allah muhafaza inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza gönlünüze sağlık. Bilal Türk bizimleydi. Çok çok teşekkür ederiz. Bir kere daha izlediğiniz için de sizlere teşekkür ediyoruz. Yine yeniden görüşebilmek ümidiyle. Hoşçakalın.